Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainati ve murakkabatiha ve bi adedi hurufil Kur'an ve esrariha. Ya mufettihal ebvab, iftah lana hayral bab. استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانه اللهم صل على سيدنا محمد من الأزل إلى الأبد عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه وسلم محترم abiler, bir hafta sonra inşallah 3 aylara giriyoruz. Ve gelecek hafta Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan, yani bu gece 3 ayların da ilk Cuma gecesi olması hasebiyle Regaib Kandili, 3 ayların da ilk kandilini birlikte inşallah idrak etmiş olacağız. Malum bu 3 aylar meselesi söz konusu olunca çevreden değişik böyle itirazlar geliyor. İnsanlar nefsinin tembelliğini, efendim hadislerin bir kısmına itiraz ederek o şekilde gidermek istiyorlar. Yani işte oruç tutmak nafile oruç zaten. Vacip ve farz bir oruç değil. Ancak işte bu geceler var mıdır yok mudur değişik itirazlarla böyle insanların kafalarını bulandırıyorlar. Halbuki kesin olan şu, bir defa mesela Kadir Gecesi var mı? Var. Üstad Hazretleri Recep, Şaban, Ramazan olarak buralarda işlenen ibadetlerden, okunan her bir harfi Kur'an'dan alınan sevabı yazıyor mu? Asrın Müceddidi yazıyor ve söylüyor. Şimdi biraz sonra Üstad'ın ifadelerinden çıkarmış bir özetle şey yapacağız. Peki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Recep ayı girince Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan buyuruyor mu? Buyuruyor. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan'a ulaştır diye dua ediyor. Bütün bunlar varken etrafta, sağda solda hani silik laflara böyle itibar etmeyelim. Biz inşallah 3 ayların mübarekiyetinden gönül huzuruyla istifade edelim. Çünkü 3 ayların girmesiyle hakikaten ruhlarımızda bambaşka bir hava meydana geliyor. Diğer vakitlerde işte ilahi rahmetin coştuğu aylar bu, malum bu aylar. Ve Regaib Kandili ile beraber Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi de bu 3 ayların içerisinde. Dolayısıyla 3 ayların bu güzel bereketinden biz inşallah istifade edeceğiz. Üstadımızın özet olarak söylediği şu: sair zamanlarda, başka zamanlarda okunan her bir Kur'an harfi için 10 sevap asgari verilir. Ama diyor Recep ayında bu sevap 100 olarak yazılır, 100'e çıkar diyor. Şaban-ı Şerif'te diyor 300'e çıkar ve Ramazan'da 1000'e çıkar. Cuma geceleri binleri bulur, Kadir gecesinde 30 bine çıkar diyor. Bu kadar böyle güzellikleri Üstad Hazretleri de Risale-i Nur'da bize haber veriyor. Onun için Recep ayı, Şaban ayı hakkında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan'la beraber duası var. Biz bu duayı yaparak başlıyoruz. Öyle kısa bir malumat ile 3 ayların kokusunu alıyoruz ve inşallah manen hazırlanıyoruz. Ha, Perşembe pazartesi Perşembe'ye rastlıyor. Perşembe'yi Cuma ile birleştirip oruç tutabiliriz. Önceden onu söylemiş olalım. Bunları tutarken kazamız varsa kazaya niyet edebiliriz. Bakın bunda bir mahsur yok. Kazaya niyet edebiliriz. Bir mahsur yok. Yani ola ki mesela kazalarımız var ise kazaya niyet edersin ama o ayın içerisindeki inşallah feyiz ve bereketten de Rabbim inşallah istifade ettirsin.
ettireceğini ümit ediyoruz. Bu şekilde böyle güzelce değerlendirebiliriz. Perşembe ve pazartesi hakkında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayrıca hadis-i şerifi var. Buyuruyor ki, تُعْرَدُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ Pazartesi ve Perşembe günleri ameller Allah'a arz edilir. فَاُحِبُّ اَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَاَنَا سَائِمٌ Ben isterim, severim ki amellerim arz edilirken Allah'a oruçlu olayım. Dolayısıyla ta büyüklerimizden, aile büyüklerimizden hep görmüşüz. Pazartesi, perşembeleri oruç tutarlar. Üç aylarda, yani üç aylar dediğimiz Ramazan'ın dışında ilk iki ayda, zaten Ramazan'da farz oruç başlıyor. Recep ve Şaban'da, yani pazartesi ve perşembe şeklinde tutup, onları da eğer varsa kazalarımız, kazalara niyet edip bu şekilde değerlendirebiliriz. Veyahut geçmişe yönelik bir kefaret tutulabilir ömürde bir defa tutmamışsak. Ömürde bir defa bir kefaret, o da iki ay, Ramazan'la birleştirildiği için üç aylar deniliyor. Bu şekilde olabilir. Böyle kısa bir malumat da vermiş olalım. Cenab-ı Hak inşallah üç ayların Recep Şaban'ı Peygamberimizin yaptığı dua ile beraber hakkımızda mübarek eylesin ve bizleri Ramazan'a ulaştırsın inşallah. Biliyorsunuz Ramazan'a ulaşmak, Kadir Gecesi'ni idrak etmek, Ramazan'ın o mübarek gün ve gecelerinde işte teravihle buluşmak, sahurla buluşmak çok büyük nimet yani. Çok büyük nimet. Allah bu nimeti bizlere ihsan eylesin inşallah. Şimdi değerli abiler, biz bugün niyetlendiğimiz bir konuyu okuyacağız ama konuyu kısa tutacağız. Artık konuyu değiştirmeyelim. Kur'an-ı Hakim'in mucizeliği. 25. söz ve işaret-ül icaz Kur'an-ı Hakim'in mucizeliğini ispat eden Risale-i Nur'daki kısımlar. İşaret-ül icaz baştan sona. İşaret-ül icazı okuyan İslam alimleri çok hayret ediyorlar. Böyle bir tefsirin şu ana kadar yazılmadığını ifade ediyorlar. Ve çok istifade ediyorlar. Bizler de inşallah kalben teveccühümüz ve sadakatimiz nispetinde bizler de inşallah istifade edebildiğimiz kadar edelim diyorum. Kur'an nedir, tarifi nasıldır diye hem 25. sözde Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'nin Risalesi'nde hem de İşarat-ül İcaz'ın baş tarafında muhteşem bir tariftir bu. Biz okurken işte Kur'an-ı Kerim'in tarifi nasıldır diye tefsir usulünde öğrendiğimiz kısa bir tarif. Yani iki satırlık, iki buçuk satırlık kısa bir tarif. Fakat burada göreceksiniz iki buçuk sayfalık bir tarif var ve hakikaten bunu anlasak bize bugün ders olarak yeter. Eğer mümkün olursa zaman bulabilirsek huruf-u mukatta'dan da böyle birkaç yerin hikmetini okuruz veya özetleriz. Kur'an nedir, tarifi nasıldır? Kur'an şu kitab-ı kebir-i kainatın bir tercüme-i ezeliyesi ve ayat-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedisi. Ve şu alemi gayb ve şehadet kitabının müfessiri ve zeminde ve gökte gizli esma-i ilahiyenin manevi hazinelerinin keşşafı ve sutur-ı hadisatın altında muzmer hakaikın miftahı ve alemi şehadette alemi gaybın lisanı ve şu alemi şehadet perdesi arkasında olan ve alemi gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediye-i rahmaniye ve hitabat-ı ezeliye-i sübhaniyenin hazinesi ve şu İslamiyet alemi manevisinin güneşi, temeli, hendesesi ve avalim-i uhreviyenin mukaddes haritası Kur'an-ı Hakim
ve zat ve sıfat ve esma ve şuun-ı ilahiyenin kavli şarihi, tefsiri vazıhı, bürhan-ı katı'ı, tercüman-ı satı'ı ve şu alemi insaniyetin mürebbisi ve insaniyeti kübra olan İslamiyetin ma ve ziyası ve nevi beşerin hikmeti hakikiyesi ve insaniyeti saadete sevk eden hakiki mürşidi ve hadisi ve insanlara hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emir ve davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci olacak çok kitapları tasammun eden tek cami bir mukaddes, bir kitab-ı mukaddes. Hem bütün evliya ve sıddıkînin ve urefa ve muhakkikînin muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine, her birindeki meşrebin mezakına, zevkine layık ve o meşrebi tenvir edecek ve her bir mesleğin mesakına, gayesine ve hedefine muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitabı semavidir. Nokta, birinci cümle. Birinci cümle bu. Biz dedik araya karışmayalım. Böyle saf ve berrak olan Risale-i Nur'un üslubundan hiç araya girmeden tam böyle bir selasetle, tam bir edebiyat güzelliğiyle istifade edelim diye araya girmedik. Tekrar baştan alalım ve bazı yerleri beraber inşallah anlamaya çalışalım. Bu arada bu konuyla ilgili malum Kur'an-ı Kerim 1400 senedir Kur'an-ı Hakim'in bir benzerinin veya bir suresinin benzerini getirmeye meydan okuyor. 1400 küsur senedir, 1400 değil mi? 1450 senedir yaklaşık Kur'an-ı Kerim meydan okuyor ve hala bu meydan okumaya herhangi bir cevap yok. 25. söz de Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi olarak şöyle başlıyor. Elde Kur'an gibi bir mucize-i baki varken, Peygamberimizin en büyük ve daimi mucizesi Hazreti Kur'an. Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka bürhan aramak aklıma zait görünür. Elde Kur'an gibi bir burhan-ı hakikat varken münkirleri ilzam için, münkirleri mağlup etmek, ilzam için, susturmak için gönlüme sıklet mi gelir? Kur'an gibi böyle muhteşem bir bürhan ve muhteşem bir mucize elhamdülillah elimizde. Mucizat-ı Kur'an-ı Risalesi'nin başında şu ayet yer alıyor. Kul ye le'inictema'atil insu vel cinnu ala en ye'tu bimithli hazel Kur'an. La ya'tun bimithlihi ve lev kana ba'duhum li ba'din zahira. Bu ayeti kerimeyi okuyalım ki Kur'an'ın tarifini de daha iyi anlamaya çalışalım. Yani mana şöyle: söyle ya Muhammed, de ki insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini, bir mislini getirmek üzere toplansalar ve hepsi birbirine yardımcı olsalar, onun bir benzerini, onun bir mislini getiremezler. Bu böyle bir ayet. Bakara suresinin 3. sayfasında da şöyle bir ayet var. Yani Kur'an'ın meydan okumasına delil olsun diye bunu okuyacağım. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Şayet siz bizim kulumuza, yani peygambere indirmiş olduğumuz Kur'an'dan şüphe ve tereddüt ediyorsanız, şüphedeyseniz,
fe'tu bi suretin min misli. Onun benzeri bir sure getirin. Onun misli bir sure getirin. Demin Kur'an'ın bir mislini getirin dedi. Burada da benzerinin bir sure getirin. Bir sure. Ved'u şuhedâkum min dûnillah. Allah'ın dışında bütün yardımcılarınızı da çağırın. İn kuntum sadıkîn. Eğer siz gerçekten iddianızda dürüst iseniz, doğru iseniz, işte Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an'ın bir suresinin benzerini getiririz. Şimdi bu ayetten sonra gelen ayet de, o da bu ayeti açıyor, o da muhteşem. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Yapamadınız. Kur'an-ı Kerim hala yapamadınız diyor, değil mi? Üstad diyor ki, zaman ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor. Bugün de okuyoruz Kur'an'ı. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ayetini okuyor muyuz? Bak bugün de okuyoruz. Bugün de okuyoruz. Yapamadınız. Şimdi sonraki cümleye bakalım. وَلَنْ تَفْعَلُوا elbette bundan sonra da yapamayacaksınız. Yapamadınız ve elbette ileriye yönelik, istikbale yönelik yapamayacaksınız. Öyle. Öyleyse فَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ yakıtı insanlarla taşlar olan bir ateşten sakınınız ki اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ o kafirler için hazırlanmıştır. Şimdi Kur'an'ın mucizeliği 1450 senedir bu meydan okumayla devam ediyor. Bir de Rabbimiz yine Kur'an'da buyuruyor. Bu ayetleri sıralamamın bir sebebi var. Onu şimdi söyleyeceğim. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Hicr suresi 9. ayet. 15. sure olan Hicr suresinin 9. ayet. Mana olarak inna nahnu nazzalna zikra. Bu zikri Kur'an'ı biz indirdik. Ve inna lehu lehafizun. Onu muhafaza edecek, koruyacak da biziz. Buradaki biz tabiri meselesine kafanız takılmasın. Kur'an'da ara ara geçiyor. Niye biz diyor. Azamet, nunu azamet diyor burada. Yani Cenab-ı Hakk'ın azameti ve kibriyasını gösterir anlamda biz. Yoksa çokluk anlamındaki biz değil. Kendimizle konuşurken nezaket babından biz veya siz demiyor muyuz? Karşımızdaki kişi bir kişi. Siz diyoruz. Halbuki siz normalde çoğul için kullanılır. Öyle değil mi? Ama biz nezaketen siz diyoruz. Kendimiz için de ben demiyoruz. Enaniyet kibir olmasın diye. Yine nezaket açısından biz diyoruz. Öyle değil mi? İşte üstad da burada geçiyor. Azamet nunu. Nunu azamet. Cenab-ı Hakk'ın kibriye ve azametini ifade etmek açısından biz deniliyor. Yoksa haşa çokluk açısından falan değil. Bunu da böylece anlamış olalım. Demek ki bunların için ifade ettik. Kur'an'ı koruyacak biziz diyor Cenab-ı Hak. Onu indiren biziz. İnna nahnu nazzalna zikra. Bu zikri Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak da biziz. Şimdi koruma şu ayetlerle de perçinleniyor değil mi? Bugün daha önce burada yapmış olduğumuz bir ders vardı. Hadis ve sünnete saldırı. Hadis ve sünnete saldırı yapılırken bir tık ötesinde de ileride de muhtemelen Kur'an'a da bu saldırılar gelebilir. O zaman yapmıştık. Zannediyorum ifade ettik veya sonraları ifade etmişizdir. Allah muhafaza, onun için Kur'an-ı Kerim'e hadis ve sünnetlere saldırı geldiği zaman, o zaman Kur'an nasıl anlaşılacak? İmam-ı Azam diyor ki, eğer diyor sünnet olmasaydı hiçbirimiz Kur'an'ı anlayamazdık diyor. İmam-ı Azam'ın sözü. Şimdi Kur'an hadis tefsir, hadis ve sünnet olmasaydı, Peygamberimizin yaşadığı, Kur'an'ın açılımı olan, yani Peygamberimiz Kur'an'ın ilk müfessiri, ilk açıklayıcısı ve Kur'an'ı
en güzel anlayan ve en güzel yaşayan zat. Öyle değil mi? Peki Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i en güzel yaşayan zat ise biz Peygamberimizin bu güzel yaşamında nasıl istifade edeceğiz? Eğer hadis ve ayet sünnetler inkar edilirse, devre dışı bırakılırsa, o zaman tefsir nerede kalır? Tefsir diye bir ilim olur mu? O zaman fıkıh nerede kalır? Fıkıh hükümler Peygamber Efendimizin yaşantısına göre, açılımına göre şekillenmiş. Fıkıh nerede kalır o zaman? Siyer nerede kalır? Dolayısıyla İslami ilimler ne olur? Dikkat ederseniz, mantık itibariyle düşündüğünüz zaman bu hücumun altında çok büyük tahribatlar var ve çok Kur'an-ı Hakim'e büyük bir hücum yani bu. Büyük bir hücum. Onun için dış eksenli devam eden bu proje ve programdan da maalesef Müslümanlar etkileniyorlar. Şimdi açık oturumlarda Kur'an'ı da tartışamıyorlar. Ya buyurun işte. Yani. Buyurun işte. Kur'an-ı Kerim'in bazı lafızlarını haşa tartışmaya neredeyse açıyorlar. Halbuki Kur'an mana ve lafzıyla mucizedir. Kur'an'ın hadisten ayrılan tarafı bu zaten. Kur'an, hadis ve kutsi hadisten ayrılan tarafı bu. Kur'an hem lafzı hem manasıyla mucizedir. Onun için Kur'an lafzıyla ibadet edilen bir mukaddes kitaptır. Bu sözü söylediğin zaman bunlara gölge düşürüyorsun o zaman. Onun için değerli arkadaşlar, Risale-i Nur'u okuyan bu tuzaklara düşmez inşallah. O zaman da söylemiştik. Risale-i Nur'u okuyan hadis ve sünnet itirazcılarının tuzağına düşmez. Risale-i Nur'u okuyan, İşarat-ül İcaz'ı okuyan, 25. sözü okuyan onların Kur'an'a olan bu tür tuzaklarına da, saldırılarının tuzaklarına da düşmez inşallah. Bu ayetleri onun için sıraladık. Eğer onların dedikleri zerre kadar, trilyonda bir doğru olsaydı, o zaman inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun ayetine ne diyecekler? Ne diyeceğiz? Bu Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak da biziz. Allah bunu garanti altına alıyor. O zaman bu ayeti nereye koyacaksın ve bu ayete nasıl itiraz edeceksin? Onun için onların silik ve boş laflarına asla aldırış etmeden biz elhamdülillah asrın Sungur abi rahmetli sık sık bu cümleyi tekrarlardı. Derdi ki Üstad Hazretleri kardeşlerim şöyle derdi. Üstadın bu ifadesini sık sık naklederdi. Defalarca şahit olmuşum ben canlı olarak. Kardeşlerim Risale-i Nur Kur'an-ı Hakim'in bu asrın fehmine bir dersidir. Bunu sık sık tekrarlardı. Sık sık tekrarlardı. Evet. Risale-i Nur, Kur'an-ı Hakim'in bu asrın fehmine bir dersidir. Dolayısıyla bu asrın anlayışına olan bu dersi de inşallah okuyup istifade etmeyi Cenab-ı Hak hepimize azami derecede nasip etsin inşallah. Şimdi Kur'an'ın bu tarifini tekrar baştan alalım ve beraber inşallah anlamaya çalışalım. Önümde Mucizat-ı Kur'an Risalesi 25. söz var. Orada da bu tarif var başta. Şu anda karşımda İşarat-ül İcaz baş tarafta yine Kur'an nedir, tarifi nasıldır ve aynı tarifi buradan da okuyacağız. Önce saat kaça kadardı bizim şeyimiz, vaktimiz? 10'a kadar mı? 15 dakikamız. 10'a kadar. Ona göre gidelim. Evet. Mahzen-i Mucizat ve Mucize-i Kübra-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam olan Kur'an-ı Hakimi Mucizül Beyan'ın hadsiz vücuhu i'cazından 40'a yakın vücuhu i'caziyeyi Arabi Risalelerimde ve Arabi Risale-i Nur'da ve İşarat-ül İcaz namındaki tefsirimde ve geçen şu 24 sözlerde işaretler etmişiz. Şimdi onlardan yalnız 5 veçini bir derece beyan ve sair vücuhu işlerinde icmalen derc ederek ve bir mukaddeme ile onun tarif ve mahiyetine işaret edeceğiz. İleride geçiyor fakat zaman az olduğu için onu ezberimde olduğu şekilde nakletmek istiyorum. O cümleyi aramayalım. Üstad Hazretleri icazı şöyle tarif ediyor. İnci gibi incecik.
letaif-i belagatın parıltılarının imtizaç ve içtimaından tecelli eden bir nurdur. Yani bu tarif hakikaten böyle bu ilme merakla bakanlar, merak duyanlar hakikaten bu tarifi duydukları zaman maşallah demelerinden başka bir şey gelmiyor yani. Maşallah. İnci gibi incecik, letaif-i belagatın, belagat muktezey hale mutabık konuşmaktır. Kişinin durumuna göre, muktezey haline göre anlayacağı tarzda mutabık bir şekilde konuşmaktır. Belagatın inci gibi incecik, letaif-i belagatın, belagat güzelliklerinin, parıltılarının, o incilerin dizilişinden meydana gelen bir parıltılar meydana gelir. Aynı ip üzerinde dizildiği zaman. İşte o parıltıların, ama bu parıltılar belagat parıltıları, fesahat parıltıları, Kur'an'ın muhteşem belagatının parıltılarının imtizaç ve içtimaından tam bir uyum içerisinde, tam bir uyum içerisinde bir araya gelip imtizaç etmesinden meydana gelen bir nurdur diyor İcaz. Evet, işte bu İcaz'ın, bu Kur'an mucizeliğinin tarifini şu satırlarda kısmen mana olarak inşallah anlamaya çalışacağız. Kur'an şu kitab-ı kebir-i kainatın bir tercüme-i ezeliyesi, ezeli bir tercümesi. Kur'an bize değil mi hep ötelerden haber veriyor. Cennetten, cehennemden bahsediyor. Ahiret yurdundan bahsediyor. Dolayısıyla Kur'an bir şu kitab-ı kebir-i kainatın bir tercüme-i ezeliyesi. Ve ayat-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercümanı ebedisi, ayat-ı tekviniye, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şu kevni ayetler, Kur'an'a cismani, kainata cismani Kur'an da ifadesi kullanılıyor. Cismani Kur'an, yani Kur'an'da olan hakikatler kainatta kevni bir surette, mücessem bir şekilde, cismani bir şekilde bizim huzurumuzda ve görüyoruz, müşahede ediyoruz. Semavatıyla, ayıyla, güneşiyle, yıldızlarıyla, arzıyla, denizleriyle, her şeyle müşahede ediyoruz. Dolayısıyla Kur'an, ayat-ı tekviniyeyi okuyan, şu kainattaki Allah'ın varlığına işaret eden, kevni ayetleri okuyan, mütenevvi dillerinin, çeşitli dillerinin tercümanı ebedisi, ebedi bir tercümanı. Evet, ve şu alemi gayb ve şehadet kitabının müfessiri, hem görünmeyen alemin hem de gördüğümüz, içinde yaşadığımız şu alemin kitabının müfessiri, açıklayıcısı. Evet, Kur'an ahiretten haber veriyor. Kur'an cennetten, cehennemden haber veriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in özellikle son cüzlere doğru kıyamet, haşir meselesi çok daha sıklıkla geçiyor. Ve zeminde ve gökte gizli esma-i ilahiyenin manevi hazinelerinin keşşafı, ve zeminde ve gökte, yerde ve gökte gizli esma-i ilahiyenin manevi hazinelerinin keşşafı. Evet, esma-i ilahiyenin her birisi bir hazine. Her bir ismin tecelli ettiği, azam mertebede tecelli ettiği bir alem var. İşte Kur'an-ı Hakim hem zeminde ve hem de gökte gizli esma-i ilahiyenin manevi hazinelerinin keşşafı. O manevi hazineleri bulan, bize açan, izah eden keşşaf. Ve sütur-ı hadisatın altında muzmer hakaykın miftahı. Miftah anahtar demek. Sütur-ı hadisatın altında, hadiselerin satırları altında muzmer hakaykın, gizlenmiş hakikatlerin miftahı,
anahtarı. Açıyor. Ve alemi şehadette alemi gaybın lisanı. Evet, yaşadığımız, şu gördüğümüz, içinde bulunduğumuz, şu şehadet aleminde gayb aleminin dili Kur'an. Gayb aleminin lisanı Kur'an. Onun için Kur'an'ın lisanından herkes etkileniyor. Arapça bilsin bilmesin. Arapça bilmeyen ninelerimiz de etkileniyor. Okunduğu zaman gözyaşı döküyor. Anladın mı efendim? Tabii tabii. Kur'an okumasını bilmeyen de etkileniyor. Peki anlıyor mu? Anlamıyor. Ama ruh anlıyor. Sanki ruhu Kur'an'la konuşuyor. Nitekim Kur'an'ı namazda okuyan insan bir bakıma Allah'a muhatap olmuş durumda. Çünkü namaz müminin miracıdır malum. Miraç kandili de 3 ayların içinde gelecek ya. Recep'in 27. gecesi de Miraç kandili inşallah. Müminin miracıdır namaz. Yani Allah ile buluşmasıdır namaz. Ya insan Allah ile buluşmaktan kaçar mı ya? İnsan Allah ile buluşmaktan kaçar mı? Allah'ın huzuruna çıkmaktan kaçar mı insan? Kaçmaması lazım. Ama nefis ve şeytan kaçırıyor. Gençliğimizi, namaz hususunda tembellik edeni kaçırıyor. Kaçılır mı ya? Yani dünyevi bir makamda olan bir kimse bizi huzuruna davet ettiği zaman etrafa bir sürü reklamlar yaparak ben efendim filan ile görüşeceğim deyip bir sürü reklamlarla hazırlanıp gidip görüşüyoruz da zevkle. Kainatın sultanı hem de senin yaratıcın olan hem de bütün alemin ve bütün insanlığın ve bütün mahlukatın Halık-ı Zülcelali Hazreti Allah'ın huzur-i kibriyasına namaz senin kabulündür diyor. Allah'ın huzuruna namaz ile kabul ediliyorsun. Ya kabul ediliyorsun ya. Kabul ediliyorsun. Bu ne büyük bir şeref ya. Bu nasıl büyük bir şeref? Bu şereften kaçılır mı yani? Bu şereften herhalde kaçılmaz ve böyle bir şeref terk edilmez. Ve alemi şehadette alemi gaybın lisanı. Bu gayb lisanından onun için herkes etkileniyor. Namazda Kur'an okuyan insan adeta Allah ile konuşuyor. Çünkü namaz müminin miracıdır. Miracı yaşıyorsun. Miracın numunesini yaşıyorsun. Ve şu alemi şehadet perdesi arkasında olan ve alemi gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediye-i rahmaniye, Cenab-ı Hakk'ın ebedi iltifatlarının ve hitabat-ı ezeliye-i subhaniye, subhan olan Hazreti Allah'ın her çeşit kusurdan münezzeh ve mualla, müberra ve yüce olan Hazreti Allah'ın ezeli hitabının hazinesidir Kur'an. Allah Allah. Allah'ın ebedi iltifatlarını taşıyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın ezeli hitaplarının hazinesidir Kur'an. Böyle bir Kur'an'dan nasıl uzak durabiliriz? Nasıl ben Kur'an bilmiyorum deyip de öğrenmeyiz veya öğrenmeye şevk duymayız? Arkadaşlar, dünyaya bir defa geliyoruz. Rabbimizin kitabı olan, şu özellikleri ihtiva eden, şu Hazreti Kur'an, Cenab-ı Hakk'ın sana iltifatları, hitab-ı ezeliyesi, Kur'an biraz sonra söyleyecek. İşte hem kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem duayı sana öğretiyor. Fatiha suresi muhteşem bir duadır. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Hakimi Fatiha suresinde Besmele'de derc etmiş. Ve dolayısıyla sen Fatiha suresini namazda okumakla sanki bütün Kur'an'ın mana ve muhtevasını derc eden bir sureyi okuyarak Cenab-ı Hakk'a dua ve ibadette bulunuyorsun. Allah Allah.
Ve dikkat edin, her rekatta Fatiha suresi var. Her rekatta Fatiha suresi var. Böyle muhteşem bir ibadet, böyle muhteşem bir mukaddes kitaptan nasıl insan uzak durur? Nasıl insan kaçar? Nasıl ben okuma bilmiyorum? Kur'an mucizedir. 15 günde Kur'an'ı öğrenirsin. 15 günde. Sıkıştırırsan bir haftada öğrenirsin. Bir haftada öğrenirsin. Mucizedir Kur'an. Deneyin. Göreceksiniz. Kur'an'ı bilmeyenler hemen Kur'an'ı öğrenmeli bu açıdan. Ya Cenab-ı Hakk'ın iltifatlarını taşıyor ya. Aman ya Rabbi. Allah imanımızı inkişaf ettirsin. Amin. İman inkişaf ederse bu hakikatleri daha güzel anlarız. Onun için Abdülkadir Geylani'nin duasıdır. Kabe-i Muazzama'da, Mültezeme'de, efendim Kabe'nin kapısına yapışmış, Cenab-ı Hakk'ın dergahında Allah'ım imanımı inkişaf ettir demiş. Risale-i Nur, imanın inkişafını değil mi? İnkişafına vesile olan muhteşem bir tefsir, muhteşem bir eser. Bir daha söyleyebilir misiniz? Abdülkadir Geylani Hazretleri mi Kabe'nin kapısında? Evet. Abdülkadir Geylani Hazretleri Mültezeme'de, yani Kabe'nin kapısı ile Hacer-i Esved arasıdır Mültezeme. Kabe'nin kapısına, eşiğine tutunmuş ve orada dua etmiş. Ya Rab imanımı inkişaf ettir. Ya Rab imanımı inkişaf ettir. Hakikaten inkişaf etmiş bir imanın bakış açısı çok farklı. İman etmiş bir, inkişaf etmiş bir imanda sonsuz bir tevekkül var yani. Tam bir itminan, tam bir itminan hali insanda meydana, insanda meydana geliyor. Risale-i Nur'u insan okudukça bu tadı tadabiliyor. Bu tadı tadabiliyor. Ve İslamiyet alemi manevisinin güneşi, temeli, hendesesi, programı ve projesi. Ve avalim-i uhreviyenin, uhrevi alemlerin mukaddes haritası. Kur'an-ı Kerim ahiret alemlerini anlatıyor. Haşr Risalesi için bir hatıra var da, işte Haşr Risalesini malum, çıkış nedeni biraz uzun, onu anlatmayalım, zamanımız az. Haşr'ı inkar edecek bir eser yazacak. Kim? Cevdet. Yazacak, fakat piyasayı araştırıyor. Acaba Haşr'la ilgili eser var mı? O günde sahaflar çarşısında 10. Söz Haşr Risalesi yeni basılmış ve yeni dağıtılmış. Var diyorlar, sahaflar çarşısını geziyor. Yeni bir eser çıktı diyorlar. İsmi Haşr Risalesi. Hemen diyor ver bir tane. Alıyor o Haşr Risalesini, en son çıkan kitap. Ve o gece baştan sona Haşr Risalesini okuyor. Haşr'ı inkar etmek için kitap yazmaya niyetlenen adam. Ertesi gün Haşr'ı inkar etme fikrinden vazgeçiyor. Böyle bir kitap yazmaktan vazgeçiyor. Böyle bir zehir kusmaktan vazgeçiyor. Soruyorlar, işte tanıyanları veya dostları, ahbapları, Abdullah Cevdet'in, niçin vazgeçtin? Kardeşim diyor, öyle bir eser çıkmış ki piyasaya diyor, bu eseri okuyan insan ahiretin cadde ve sokaklarında Bediüzzaman gezdiriyor diyor. Bu Haşr Risalesi diyor, insanı ahiretin cadde ve sokaklarında gezdiriyor diyor. Nasıl inkar edeceksin diyor ve vazgeçiyor. Haşr Risalesi böyle. Burada da diyor ki ve avalim-i uhreviyenin mukaddes haritası Kur'an. Uhrevi alemlerin mukaddes haritası. Allah Allah. Mukaddes harita tabiri de çok ilginç yani. Ve zat ve sıfat ve esma ve şuun ilahiyenin kavli şarihi, tefsiri vazıhı, bürhan-ı katı'ı, tercüman-ı satı'ı. Ve şu alem insaniyetin mürebbisi, şu insaniyet aleminin terbiye edicisi şefkatle
ve insaniyeti kübra olan İslamiyet'in, büyük insanlık olan İslamiyet'in, büyük insanlığı insana öğreten ve yaşatan İslamiyet'in ma ve ziyası, suyu ve ışığı, nuru. Ve nevi beşerin hikmet-i hakikiyesi ve insaniyeti saadete sevk eden ve hakiki insaniyeti saadete sevk eden hakiki mürşidi, yol göstericisi, irşad edeni ve hadisi. Ve insanlara hem bir kitab-ı şeriat, şeriat kitabı, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, ubudiyet, kulluk nasıl yapılır? Hem bir kitab-ı emir ve davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem insanın bütün hacat-ı manevisine merci olacak, bütün manevi ihtiyaçlarına kaynak olacak, çok kitapları tazammun eden, içine alan tek, cami bir kitab-ı mukaddes. Artık son satırı okuyalım, öyle bitirmiş olalım. Hem bütün evliya ve sıddıkînin, ne kadar sıddık evliya varsa ve urafa ve muhakkikinin, arifler ve derin araştırmacı alimler varsa, muhtelif meşreplerine, onların meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine, her birindeki meşrebin mezakına, zevkine layık ve o meşrebi tenvir edecek ve her bir mesleğin mezakına, o mesleğin hedef ve maksadına, gayesine muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde. Burası da çok ilginç değil mi? Mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitab-ı semavidir. Kur'an. Kur'an böyle. Mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitab-ı semavidir. Kur'an. Evet, kitab-ı semavi. Yani Allah tarafından gönderilen muhteşem, mukaddes bir kütüphane hükmünde olan bir kitab-ı mukaddestir, bir kitab-ı semavidir. Cenab-ı Hak anlamayı, yaşamayı nasip etsin. Bizleri, Kur'an'ı yaşayan can, bizleri ve evlatlarımızı ve kıyamete kadar nesillerimizi ve buradaki muhterem arkadaşlarımızı, Kur'an'ı yaşayan canlı bir Kur'an, Kur'an'ı yaşayan, yürüyen canlı bir Kur'an eylesin inşallah. Amin. Ve Kur'an'ı güzelce anlayıp, güzelce istifade eden, güzelce yaşayan, güzelce numune imtisal olan müminlerden eylesin inşallah. Amin. Ve Rabbim Hazreti Kur'an'ın şefaatine de cümlemizi nail ve mazhar eylesin. Amin. Son kısa bir Arapça bu manayı ihtiva eden bir dua ile bitirelim. Allahümme fehhimne أسرار قرآنك وألبسنا ملابس أنوارك وأغمسنا في راموز اللطائف وأفض علينا من عوارف المعارف اللهم املأ أوجهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا مع الشهادة والإيمان والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات